meydana gelen terör saldırıları da hayatını kaybeden değerli vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Türk halkı ile her zaman güçlü danışma içinde olacağımızı bir kez daha ifade istiyorum. Dün Brüksel'de meydana gelen olaylar bir kez daha gösterdi. Terör ile ortak danışma ve kolektif çabalarla mücadele etmek gerekiyor. 26 yıl önce 23 Mart tarihinde Kaydı Azam Muhammed Ali Cinnah'ın ilham veren liderliğine alt kitanın Müslümanlar bağımsız ve ayrı bir vatan için mücadele etmeye karar aldılar. 7 yıllık mücadelenin sonunda 14 Ağustos 1947'de bağımsız Pakistan devlet kuruldu. Demokratik mücadelemizin sonucunda Cinnah'ın vizyonuna uygun olarak Pakistan'ı inşa etmeye devam ediyoruz. Pakistan Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması Çerçeve Anlaşması dün Pakistan'da imzalandı. Bunu burada ifade etmek mutluluk duyuyorum. Bu arada yatırımları teşvik etmek, savunma işbirliği artırmak, kültürel işbirliği ve halklar arası bağlar ilerletmek için iki ülke adımlar atmaktadır. Ebediyete akıp giden her yılda Pakistan'ın çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Pakistan bölgesinin yükselen yıldızıdır ve Türkiye'nin de ebedi dostudur. Bu dostluk bugüne ait değildir, güne de ait değildir. Hem güne hem bugüne hem de yarını kapsar. Ve ülkeler arasındaki ilişkiler Pakistan'da veya Türkiye'de hangi hükümet veya hangi parti var buna da bakılmaz. Çünkü ilişkiler hükümetten hükümete değil, halktan halkadır. İnanıyoruz ki eğer biz Pakistan'ın bulunduğu coğrafyada istikrar istiyorsak mutlaka Pakistan'ın güçlü olması lazım. İstikrar içinde olması lazım. Çünkü Türk kardeşleri Türkiye'nin en zor döneminde bağımsızlık savaşında Pakistan tarafından ve Pakistan halkı tarafından verilen desteği unutmamıştır ve bundan sonra da unutmayacaktır. Ve biz de Türkiye olaraktan Pakistan'ın iyi gününde de kötü gününde de hep Pakistan'ın yanında olacağız. Ve diyoruz ki yaşasın Pakistan Türkiye dostluğu ve kardeşliği. Şimdi de Pakistan Milli Günü için hazırlanan pasta için kesin töreni olacaktır.